Herkese merhabalar. Bugün propolis alerjisini anlatmak istiyorum. Propolis alerjisi nedir? Belirtileri nedir? Teşhisi nasıl konulur? Tedavisi nasıl yapılır? Bunları anlatacağız. Propolis nedirden başlayalım isterseniz. Propolis özellikle arıların yuvalarını yapmak için kullandıkları reçine ve bal mumundan oluşan bir maddedir. Ve bu propolisin o kadar çok faydası var ki vücudumuza. Özellikle immün sistemimizi kuvvetlendiriyor. Kalp sağlığımız için, karaciğer sağlığımız için, mide bağırsak sağlığımız için birçok faydaları var. İçinde birçok vitamin var, antioksidan özelliği var ve bu sebepten dolayı da sıklıkla propolisi hayatımızda kullanıyoruz. Bu kadar faydalarının yanında peki propolis alerjisi var mı? Acaba propolis alerjisi varsa belirtileri nasıl olur merak ediyorsunuz. Özellikle propolis tükettikten sonra dilde ve dudakta kaşıntı, kızarıklık oluyorsa, ağız içinde kızarıklık oluyorsa, vücutta kızarıklık oluyorsa o zaman aklımıza bir propolis alerjisi gelmeli. Ve daha çok propolis temasa bağlı alerji yapar. Ve temasa bağlı ciltte temasa bağlı alerji dediğimiz durum ortaya çıkar. Çünkü propolis özellikle nikel alerjisinden sonra yetişkinlerde en sık temasa bağlı alerji nedenidir. Yani temasa bağlı alerji neden olabilir. Çünkü propolis sadece tüketmekle vücudumuza girdiğini sanmayın. Propolis o kadar çok maddenin içinde var ki rujlarda, merhemlerde, kozmetiklerin içinde, diş macununda, gargaralarda, özellikle bal mumu kalıplarıyla ilgilenen sanatçılar ilgilenebiliyor, temas edebiliyor. Bunun dışında keman çalanlarda, çünkü kemanlarının vernikleri de aynı şekilde bu propolis içerebiliyor. Çünkü bal mumu içeriyor. Bu sebepten dolayı da temasa bağlı alerjiye neden olabiliyor. Yani propolis birçok maddenin içinde olabildiği için vücudumuz duyarlanabiliyor ve temasa bağlı alerjilere neden olabiliyor. Ama propolis tüketmeye bağlı da alerji olabiliyor. Çünkü propolisin içinde 26 tane alerjen tespit edilmiş. Yani çok sayıda alerjik madde var. Ve propolis içeren genelde besinlerde alkol de olabiliyor. Bu sebepten dolayı alkolün de vücudumuza zararları olabiliyor. Bulantı, kusma yapabiliyor. Peki propolis alerjisinin belirtilerini şöyle özetleyecek olursak neler var? Demek ki temasa bağlı alerjiler yapıyor ve almayla birlikte, tüketmeyle birlikte dilimizde, dudağımızda kaşınma, kızarma, şişme yapabiliyor. Vücudumuzda kızarma, kaşıntı yapabiliyor, kurdeşen yapabiliyor. Bazen de tansiyonda düşme yapabilir, nefes darlığı yapabilir, ciddi alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Alerjinin nedeni de içindeki birçok alerji yapan maddelerin olmasından kaynaklanmaktadır. Peki teşhisi nasıl koyuyoruz? Bunu çocuklarda çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanları koymalı. Ve nasıl koyuyoruz? Propolis alerjisi belirtileri varsa test yapılması lazım. Özellikle temasa bağlı alerji ise yama testi yapılması gerekiyor. Eğer yedikten sonra dilimizde, dudağımızda şişme oluyorsa o zaman propolisin kendisinden cilt testi yapılabilir. Bu şekilde konulabilir. Özellikle bu propolis alerjisi arı işiyle uğraşanlarda daha fazla olabilir. Arı alerjisi olanlarda biraz daha fazla görülebilir. Ve balın içinde de olduğu için bal tüketmeye bağlı da propolis alerjisi belirtileri yine ortaya çıkabilir. Peki teşhisini koyduk. Tedavisi nasıl yapıyoruz? Tedavisinde propolis içeren gıdaları tüketmememiz gerekiyor. Propolis tüketmememiz gerekiyor ve propolis içeren kozmetikleri, diş macunlarını bunları da kullanmamak gerekiyor. Çünkü temasa bağlı alerjimiz varsa bunlar önemli. Propolis içeren maddelerden elimizden geldiği kadar kaçınmamız gerekiyor. Bazen de vücudumuzda kaşınma, kızarıklık olur. Bunları tedavi etmek için de antihistaminikler, yani kaşıntıyı rahatlatıcı tedaviler kullanabiliriz. Losyonlar kullanabiliriz. Bu şekilde tedavi ederiz. Nadiren çok ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. O zaman da böyle bir reaksiyon gelişmişse her zaman yanımızda adrenalin otoenjektörü taşımakta fayda var. Adrenalin otoenjektörü yanımızda bulundurup acil bir durumda böyle bir ciddi bir reaksiyon gelişmişse hemen bunu uygulamak gerekir. Yatar pozisyonda bacağımızın yan tarafına uygulamamız gerekiyor ve ambulans çağırmamız gerekiyor. Ambulans çağırmamız neden önemli? Çünkü ilk tedavi hayat kurtarıyor ama bu şikayetler, belirtiler devam edebiliyor. Bu sebepten dolayı önemli. Özellikle polen alerjiniz varsa bu da önemli olabiliyor. Çünkü propolis yine polenlerle kirlenmiş olabiliyor. Bu sebepten dolayı polen alerjisi olanlarda yine alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Sonuç olarak propolis
alerjisinin belirtilerini, teşhisini, tedavisini konuşmuş olduk. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güncel videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve Alerji Doktoru Instagram sayfamıza ve Alerji Doktoru TikTok sayfamıza abone olursanız memnun oluruz. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.